Bu ev gerçek mi ya? Bunu soracağınızı bekliyordum. Evet, gerçek. Ben kendi zevkime göre ve bilinç akışıma göre dekorasyon yaptım. Anlık düşünceler benim için her zaman önemli oldu. Neyse, anlaştık değil mi o konuda biz? Şimdi aslında ben böyle kişisel işler almıyorum. Ama sonuçta ben bir akademili heykeltıraşım. Saygı duyuyorum tabii ki. Saygı duyuyorum. Her şey akademik eğitimde zaten. Ben de üniversite mezunu olduğum için şuradan daha iyi görülür. Mesela Hüsamettin Rıfkı Bey'in büstü dikilecek Nişantaşı'na. He. Şu anda onu bile ben yapıyorum. Aa, bravo. Bravo. Gerçekten çok etkilendim üstadım. Kimdi o? Şairmiş. Ben de tanımıyorum. Neyse yani. Şimdi benim elim sıkışık bu aralar. O yüzden sizin ve sevgilinizin büstünü yapacağım. Çok teşekkür ediyorum Tarık Bey. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ben o zaman içeriden fotoğrafları getireyim. Evet. Yalnız bir havada kaldım. Bir şey söyleyeceğim. Heykelim yapılırken özellikle dikkat etmenizi istiyorum. İç dünyamın yansıtılmasını özellikle istiyorum. Bir de suratımda o asalet, o şehirlilik, o kahramanlık, o vakur ifade heykelimde kesinlikle olsun istiyorum üstadım. Olur, olur, olur. Sen merak etme, olur. Sen paradan haber ver. Biraz kumar borcum var da. Aa, anlıyorum. Allah düşürmesin. İllet işte. Ya. İllet. Ya işte sanatçı hastalığı. Hassas ruhlar olduğu için neye takıldıkları belli değil. Çok üzülüyorum. Gerçekten sanatçılara çok üzülüyorum. Ben de sanata ve estetiğe karşı bir istidadım olduğu için son zamanlarda da bir başladı bende panik atak illet. Ben parayı peşin alıyorum Burhan Bey. Bit tabii efendim, bit tabii. Zaten konu sanat olunca benim çeneyi açsan, böyle bıraksan sabaha kadar. Ana! Ana! Evet. Ana! Geliyorum efendim. Pardon ama sokağın girişini kapayan kamyonet sizin mi? Mal indiriyoruz bizim, evet. Onu bir derhal bir çekin de bizim kamyonet yanaşacak çünkü. Derhal diyorsun. Burası iş yeri. Dikkat ettin mi canım? 5 dakikaya çekeriz. Efendim biz 3 adet sanat eseri taşıyoruz. Ben heykeltıraşım. Bugün 2 yere teslimatım var. Bu beni niye ilgilendiriyor? 5 dakika falan bekleyemeyiz yani. Bizim işimiz mühim. Bugün yaptığım büstün açılış töreni var. Derhal çekin o kamyoneti. Ha, derhal de ısrar ediyorsun yani. Kardeşim niye laf anlamıyorsun? Hayır bizim sanatımız sizin sütünüzü, yoğurdunuzu, muhallebinizi falan bekleyemez ki ya. Hadi ya. Ya ben de şöyle gıcık bir heykeltıraş gelse de neşemi bulsam diyordum. Kısmet bugüneymiş demek ki. Sen bence aynaya bak, neşeni bul. Senin kafandan başka her yerde saç çıkmış be. Ben senin heykelini yapmaya kalksam yapamam. İşte ben de bu lafı bekliyordum. Ulan asıl ben senin heykelini yaparım. Hem de canlı malzemeden. Sanatçı deyip geçme. Sanatçı deyip geçme. Ben de dövüşürüm. Ben de delikanlıyım. Ben senin o boynundaki kolyeye zar mı takılı? Kart istiyor musun Tarık abi? Yok. Tarık abi sen buradasın da heykellerde bir karışıklık olmaz. Olmaz ya, boş ver. Ben parayı peşine aldım zaten. Sizin cezanız daha bitmedi Burhan Bey. Ya bana bir şans verin, benimle alt kata gelin. Yani size göstermem gereken bir şey var. Ne ama ne, ne? Sürpriz, sürpriz lütfen. Benimle gelin. Yemezler Burhan Bey. Bugün gidin, yarın gelin. Biz her tatlı söze kansaydık bugüne kadar. Oho! Ya sen niye araya giriyorsun ya? Niye giriyorsun?
Bir şey göstereceğim diyorum. Bir şey göstereceğim diyor. Ay dur Makbule abla, sen karışma. Ne göstereceksiniz yine Burhan Bey? Pasta mı yaptınız? Ya sürpriz diyorum size. Yani sizin... Yani Makbule'nin hayatımda kalıcı olduğunu, hayatımın temel taşı olduğunu ispatlayacak bir şey. Bir gidip bakayım mı? Valeria dur, sen buradan yerde dur. Deli misin, nesin? Burhan Bey. Hadi ayrılın, hadi Burhan Bey. Kapıyı da kapatıyorum, hadi gelin. Ya! Gel bak Bili. Valeria, gitme bak Burhan Bey. Bırak ya. Anlayalım bu herif. Bırak ya. Asıl sensin psikopat be! Sende ne hala psikopat mı var? Başkalarının mutluluğunu, başkalarının kendi hayatında mutlu değilsin. Bırak! Bırak! Artık yalnızsın. Özel hayatında sana yardım edecek bir aslı yok. Gidelim Makbule. Gidelim. Psikopat. Gidin bakalım. Git ayağını da kır. O heriften sana hayır gelmez kızım. Burhan! Nerede o verdiğin sözler, nerede? Hani veren olmuştu? Yalancı! Duygularımızla oynadı. Ay bana ne be? Aa! Gir. Her şey hazır mı Gafur? Hazır kanka. Ben baktım, çok güzel olmuşlar. Ah iyi. Bak Bili, çok önemli bir heyecan yaşayacaksın. Hazır mısın? Ay inanmıyorum. Bunlar ne böyle kocaman? Bak Bili. Sen benim... Bak Bili, sen hayatımın temel taşısın. Hayatımın kalıcı bir değerisin. Yıllar geçse de önümüzde, asırlar geçse de Burhan ve Makbule ölümsüz olacak. Hazır mıyız Gafur? Hazırız kanka. Makbule, bu ölümsüz anı bize bağışlar mısın? Nereye keseceğim? Kurtuleyi tabii nereye alacağım? Nereye diyorsun ya? Kurtuleyi tabii, hadi kes bakalım. Şimdi bana yardım olursun sana. Oley! Oley! Gafur Bey. Buyurun. İlk etapta Makbule Hanım'ı bir görelim. Nasıl yani? Açıyorum. Aç. Poşeto. Benim heykeltıraşımı mı yaptırdınız? Büst. Bu her zaman burada olacak. Ölümsüzleşiyorsun Makbule, farkında mısın? Ya, inanmıyorum. Ya. Yapma ya. Bu her zaman burada olacak. Her zaman. Peki Makbule'nin yanında ölene kadar kim olacak? Kim? İkinci örtü lütfen Gafur Bey. Emin misin? Ya çabuk. Allah Allah. Anı bozuyorsun. Çabuk. Zamanında yap bir şeyi. Evet. Makbule ölene kadar yanında kim olacak? Kim? Açıyorum. Litvin. Foşerto! Bu kim ya? Emin! Boşuna alkışladım ya, bu kim ya? Kanka ben onun için sana emin misin diye sordum ya. Evet. Ama bu hiç bana benzemiyor ki ya. Sahtekar, heykeltıraş, bir de parayı peşin verdim ya, bırak! Ya ne demek şimdi bu ya? Resmen biri kandırdı, bir de baştan aldı benden parayı. Para mı da aldı ya, bitti ya? Nasıl bir sahtekar?
hilekar bu, kumarbaz! Bak görüyor musun canım benim? Ya ne yapacağımı şaşırdım. Vallahi sistemi bozuldu. Sana sarılmamam gerekiyor. Uzak dur beni de. Zaten sinirlerim bozuk. Of! Nişantaşı Değerlerini Yaşatma Derneği üyeleri ve siz sevgili Nişantaşlılar. Bugün semtimizi konu alan şiirleriyle ünlü ve bu sokakta doğup 1976 yılında aramızdan ayrılan şair Hüsamettin Rıfkı Bey'in büstünü açıyoruz. Yakışıklılığıyla da meşhur Hüsamettin Rıfkı Bey'in özellikle Nişantaşlı hanımlar için yazdığı şiirleri fevkalade unutulmaz eserlerdir. Evet, karşınızda semtimizin bu unutulmaz değeri. Aç kızım. Ben bu adamı nereden tanıyorum ya? Ya baba burada oturuyormuş ya. Yolda falan görmüşsündür. Kızım, adam seneler evvel ölmüş. Hem güdük, hem salak. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.